Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hız kesmeden yardımlarına devam ediyor. Bu kez, ihtiyaç sahipleri için özel bir yardım kolisi dağıtımı yapılacağı duyuruldu. Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan bu kolide temel gıda malzemeleri yer alacak. Ayrıca bayram sonrasında da yardım kolisi dağıtımlarının devam edeceği açıklandı. Aile Bakanlığından bayram müjdesi, yardım kolisi dağıtılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yardım etme misyonunu sürdürüyor. Şimdi ise dağıtılacak olan yardım kolileri ile ilgili bir duyuru yapıldı. Dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bu yardım kolileri, temel gıda malzemelerini içeriyor. Son dönemde fiyatların artması nedeniyle temel gıda ürünlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bayram öncesinde bu yardım kolilerinden faydalanabilecekler. Yardım paketlerinin dağıtımı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Özellikle düşük gelire sahip ve ihtiyaç sahibi kişilerin yararlanabileceği bu yardım kolisinin bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Yardım paketi, temel gıda ve temel hijyen malzemelerini içerecek ve bayram sonrasında da düzenli aralıklarla dağıtılacak. Yardım kolisi almak için başvuru yapılacak yerler neresi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılacak yardım kolisinden faydalanmak isteyenlerin, bulundukları il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca E-Devlet üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Kişiler, E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak ilgili yardım sayfasına ulaşabilir ve buradan başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruda bulunan kişiler, yardımlarının onaylanıp onaylanmadığını da bu sistem üzerinden takip edebilirler. Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanan yardım kolisi dağıtımının yanı sıra, gerektiğinde yıl boyunca da bu kişilere yardım kolisi verilmeye devam edilecektir. Yardımdan kimler faydalanabilir? Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, yardım kolisinden faydalanmak için ihtiyaç sahibi ve dar gelirli olmak gerekmektedir. Sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi olsa bile hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden düşük olanlar, bu yardımdan yararlanabileceklerdir. Başvuruların ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülen aileler, yardım kolisinden faydalanabileceklerdir. Ayrıca yardım başvurusu yapmak için başvuruyu yapan kişinin 18 yaşından büyük olması şartı da aranmaktadır. Koşulları sağlayan kişiler, bayram öncesi yardım kolisini alabileceklerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yardım kolisi dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine umut olacak ve bayram coşkusunu paylaşmalarına destek olacaktır. İhtiyaç durumunda ve gerekli olduğu takdirde, yardım kolisine sene içerisinde yeniden başvurulabilecektir.